Haluk Bey, iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Konumuza da iyi yayınlar diliyorum. Şimdi böyle bir iddia ortaya attınız. Şimdi bu bakanlara ilişkin nedir? Hani bunun siz araştırdınız mı daha sonrasında? Böyle Tabii. aniden sizi aradık şimdi hemen yayın Evet. esnasında konuşurken ama buyurunuz. Olsun. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki araştırdım. Evet. Birkaç yerden daha tekrar yayından sonra da bilgi geldi. Yani o bilgiyi kamuoyuyla paylaştığımız bilginin doğru olduğunu biliyorum. Yani bu üç bakanın yurt dışına çıkışına ilişkin bir engel konulduğunu biliyorum. Ama bu, yalnızca bu üç bakanın değil, orada adı geçen, bu dosyalar adı geçen bazı kişiler için de bunun geçerli olduğuna yönelik bir bilgi geldi. Bu birkaç yerden de teyit ettik bunu ama tabii ki resmi açıklama yapılmadığı sürece de bu ancak bir görüş olarak kamuoyuyla paylaşılabilir. Biz de onu söylüyoruz ama burada tabii aslında ilginç olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın olaylara anlatımı gerçekten çok enteresan. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte bazı iş adamları paralarını yurt dışına kaçırıyorlar. Valla bence de çok haklı. Önce Panama'ya kaçıranlardan başlamak gerekiyor. Panama'ya kaçıranlar, Manadası'na kaçıranlar, bir yoğunluk ağırlıklı bir grupta Malta Adası'na kaçırmışlar. Bu kaçıran iş adamlarının bazılarını vergi borçları biliyorsunuz parlamentoda affedildi. Hatta bir tanesinin yaklaşık 1 milyar TL civarında yani eski parayla 1,5 trilyon lira dile kolay civarında bir vergi borcunu bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen dönem içerisinde affettik. Hatta Sayın Mehmet Şimşek de bunu çıktı televizyonlarda kabul etti. Şimdi Sayın Erdoğan bu yurt dışına para kaçırma konusundaki hassasiyetini ben destekliyorum, takdir ediyorum. Yurt dışına para kaçıranların kaçırdıkları paraları derhal Türkiye'ye getirmeleri, buna ilişkin bir süre konulması ve bu yurt dışına kaçırmanın da mutlaka bir hukuki müeyyidesi yönünde bir kanun hükmünde kararname çıkarsa emin olun biz kendisine teşekkür edeceğiz. Çok iyi bir iş yapmış olacak. Onun için burası o bulunduğu yer artık AKP Genel Başkanı olduğuna göre kamuoyuna şikayet etme yeri değil. Kendisi bu işleri yapmakla yükümlü. Yani yurt dışına para kaçıranların paralarını kaçırmaları ile ilgili bir hukuki süreç varsa onu başlatmakla yükümlü. O kaçırmanın da Türkiye'ye ekonomik açıdan vereceği bir külfet varsa ki var, bir vergi riya, vergi kaçağı cezası var. Gariban vatandaşa bir sürü ceza kesiyorlar. Doğal olarak bu kaçıran iş adamlarına da kaçırmalarından dolayı hak ettikleri yasal müeyyidelerin uygulanması için bekliyoruz kendisini. Bir an önce elini hızlı tutsun, biz de muhalefet olarak bu konuda emin olsun hiç tereddüt etmeden destek vereceğiz. Sayın Pekçen'e ben de soru sorabilir tabii, miyim? Orhan Uğuroğlu var buyurun, Orhan. Stüdyomuzda. Buyurun. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Sayın Pekçen. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer Amerika bir ceza yazarsa Türk bankalara, 5 bankanın adı geçiyor Evet. biliyorsunuz. Biz devlet olarak arkalarında dururuz, bunu karşılarız dedi. Mealen söylüyorum, önümde yok açıklaması. Yani Türkçesi ya da bir gazeteci olarak bizim anladığımız şu, rüşvetin ve cezanın bedelini Türk milleti ödeyecek. Gene hepimizin cebi yanacak ve bu paralar vergi olarak bizlerden tahsil edilecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Buna ilişkin görüşleri, pardon özür dilerim. Buyurun. Uğur Bey'e de selam olsun burada. Evet, soyadı ve isim benzerliği var. Evet doğru. Geçen hafta Uğur Bey'in programında bu konudaki görüşlerimi söyledim. Evet. Elbette bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkiye ile konu edilen yolsuzluklarla ilgili iddiaların aslında faturasını hep beraber 80 milyon olarak ödüyoruz. Ayrıca bir fatura bahsettiği de hiçbir şey. Şu anda Türkiye'de enflasyon, Türkiye'de yabancı yatırımların durması, Türkiye'deki özellikle turizmdeki yavaşlama, ekonomideki büyük bir daralma, Türkiye'nin ihracat bağlantılarında bir cari açığın oluşması, hepsi bunların hukuk güvenliğinin olmayışı ve Türkiye'de maalesef yolsuzluklarla mücadele etmeyen, tam tersine yolsuzlukların bir hükümet etme biçimi haline dönmesinden kaynaklanan bir durum var. Şimdi bu işin bir tarafı, bir uluslararası gözlem boyutu ama bir hukukçu olarak burada siz benim görüşümü soruyorsunuz. Ben de ona ilişkin bir görüş söylemekte yarar görüyorum. Şimdi Orhan Bey bizim 3628 sayılı bir yasamız var. Bu 3628 sayılı yasayı hepiniz hatırlayacaksınız. Çıkın yasası diye biliyorsunuz. Siz deneyimli bir gazetecisiniz. Tabii Çok tabii. iyi hatırladığınız günlere dönelim. Tabii. Çıkın yasası diye hatırlanır. Tansu Çiller'in çıkını.
Harika. Çok güzel. Şimdi bu 3628 sayılı yasa gereği edinilmiş olan mal varlıklarını eğer kamu bürokratı izah edemiyor ise o zaman bu mal varlığının hukuka uyarlı bir şekilde elde edilemediği kabul edilir. Nitekim bakanlar da hem 3046 sayılı yasamız hem de bu 3628 sayılı yasamız gereğince doğrudan devlet memurudurlar. Bakanların da doğal olarak mal beyanında ve mal varlıklarını izah etmelerine ilişkin bir prosedür var bu yasal düzenlemeler içerisinde. Bu edindikleri mal varlıklarını gerçekten kendi ticari kazançları veya memur kazançları izah etmeleri gerekiyor. Onlarla uyarlı olması gerekiyor. Evet. Bunlarla bir uyarlık arz etmiyorsa o zaman bu mal varlıklarının hukuka uyarlı elde edildiği, uyarlı olmadan elde edildiği, rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiği kabul edilir ve hem mal varlıklarına el konulur hem de buna ilişkin bir cezai yargılama süreci ayrıca başlar. Şimdi burada Sayın Erdoğan'ın eğer söylemleri samimi ise o zaman yapması gereken ilk şey bu kamuya zarar vermiş olan başta o 3 bakan yani zarraf yolsuzluğuyla ilgili 3 bakanın mutlaka mal varlığına hemen bir tedbir olarak el konulması gerekiyor. Buradaki en önemli aşama belki de bu. Bunlara tedbirle el konularak kamu zararının öncelikle onlardan kaçırmalarını engelleyecek şekilde elde tutulmasını ben tavsiye ediyorum. Evet, bakalım nasıl ilerleyecek. O zaman Haluk Beyciğim çok güzel süremiz söylediniz. Süremiz daraldı artık Orhan Bey. Evet. Şöyle çok kısa bir Ebru Gündeş'in hanımın durumunu da sorayım. Hukuk yani hani evlilik sözleşmesi yapmış olması diyor Orhan Bey engel midir? Yani yoksa hani tedbir konulabilir miydi? Kısaca onu da alalım. Evlilik öncesindeki edindiği mallara dokunulmaz söz konusu olamaz. Yani Ebru Hanım'ın zarafla evlenmeden önce edindiği mallar tamamen kendi şahsi mallarıdır. Ama bunu mahkemenin tespit etmesi lazım değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Önce el konulacak sonra mahkemede serbest bırakılabilir. Evlilik sonrasında edindiği malların tamamı aynen dediğiniz iddialar doğrultusundadır. Evlilik sonrasında edinilen mallarda tarafların o malların edinilmesine sağladıkları ekonomik katkı mahkeme tarafından araştırılır. Evet. Herkesin katkı payı doğrultusunda bu hususunda tasfiye edilmesi gerekir. Doğru bir soru, doğru bir tespit. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Haluk Bey. Sağ olunuz yayınımıza bağlandığınız için.